Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Kayseri Zölyme Hastanesi'nin ve golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Kanalımızda üyelik sistemi var ama abone arkadaşlar da gereken duyumlardan vesaire yararlanıyorlar. Ee, özellikle üyeliğin içinde ne var diye merak eden arkadaşlar var. Benden tavsiye yani bir sefere mahsus gelin üye olun deneyin. Bakın bakalım neler varmış. Aynı zamanda bazı arkadaşlarım ısrarlı bir şekilde hocam üyelik hediyesi yok mu? Hocam üyelik hediyesi yok mu? Hocam üyelik hediyesi yok mu? Üyelik hediyesi yok mu? Diye beni darlıyorlar. Ben çeşitli görüşmeleri yapıyorum. Sürpriz bir canlı yayın yapıp ilk resmi maçımızın bitiminde o canlı yayında sürpriz hediyeler olabilir. Ee, hemen hemen bir hafta var. Bir hafta boyunca beğeni sayınız arttırın. izleme sayınızı arttırın arkadaşlar. Beğeni ve izlenilen süre. Hani bunlar kriter. Yani ne kadar beğeni arttırdınız. Ne kadar çok video izlediniz. Direkt olarak liste başı sizi yapıyor. Ben seçmiyorum. Youtube algoritması seçiyor. Kanala desteğinize göre. Belli mi olur? Belki de her maç 5 tane üyelik hediye edeceğizdir. Ben belki de anlaşmışımdır. Bekleyip görün arkadaşlar. Mustafa Hoca'da sürpriz bitmez. Şimdi gelir demişken aklıma iyi geldi. Yayın gelirinde zirve Fenerbahçe'nin. Hocam sen de iyi bağladın ya. Şimdi futbol ekonomi raporu Ekolig'in 7. sayısı açıklanmış. Maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon liraya yükselten Süper Lig kulüpleri taraftar artışıyla birlikte pandeminin izlerini silmiş diyor. Aktif Bank'ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu Ekolig'in Yeni sayısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar'ın ev sahipliğinde Fişekhanede yapılan organizasyonla basına açıklanmış. Hiç duydunuz mu? Şimdi e, burada birçok şey var. Ben bu kısımları geçiyorum. Büyüklerin gelirleri %117 arttı. Bakın geçen gün de söyledim size bak. 4 büyük takım 2020-21 sezonuna göre 2021-22 sezonunda lisanslı ürün satışı, isim hakkı, sponsorluk, reklam, maça hastalıkları, kombine kart, loca gelirleri %117 oranında artmayı başardı. 2020-21 sezonunda 1 milyar 272 milyon 474 bin TL gelir elde eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 sezonunda 2 milyar 759 milyon 341 bin TL geliri kasasına koymayı başardım. Geçtiğimiz günlerde ben burada dedim ki Fenerbahçe'nin borçları giderek azalıyor. Gelir kalemi artıyor. Dediniz ki hocam imkanı yok. Şimdi düz bir mantık yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kimse de kusuruma bakmasın. Ne Trabzonspor'lar ne Beşiktaş'lar kusuruma bakmasın. Yani bunu yapmak zorundayım. Onlar da bana hak verecektir muhtemelen. Şimdi bir pay Trabzon'a veriyorum. Artı iki pay 5 taşa veriyorum artı 4 pay Galatasaray'a verirken 7 pay Fenerbahçe'ye veriyorum yani 1 3 7 14 toplam parayı 14'e böleceğim arkadaşlar Fenerbahçe'nin tahmini kazancını yani sizinle paylaşacağım 2 milyar 759 milyon kuruşu kuruşuna hesaplayalım 341 bin TL bölüyoruz bunu 14'e çarpıyoruz bunu 7 ile Fenerbahçe'nin ee, yani bak beni yanlış anlamayın ha beni yanlış anlamayın bunu özellikle söylüyorum bak Fenerbahçe'nin e, toplam şeyini buradaki kazancını göstermek adına söylüyorum Bir yıllık 1 milyar 379 milyon TL diyor yani bu maksimum arkadaşlar 1 milyar 379 ,000. hocam bir de dengeli bölelim arkadaşlar ne derseniz deyin İster dalga geçin Trabzon bu kadar az mı alır diye şöyle yapalım her birisine 2 pay verelim. Fenerbahçe'ye 3 pay verelim. Bakın Fenerbahçe'nin daha fazla aldığı kesin. Ama 3 pay verelim. Trabzon'a 2, Galatasaray'a 2, 4. 2 de Beşiktaş'a 6, 3 de Fenerbahçe'ye 9. Haksızlık olmasın 3 de Galatasaray'a verelim 10. On. Toplam 10'a bölelim. Ee, yani 2 milyar 759 bölü 10. Fenerbahçe kaç hisse alıyordu? 3 alıyordu. Çarp bunu 3 ile. 827 milyon TL. Yani Fenerbahçe'nin kazancı e, sadece bundan 1 milyar 379 ile 827 milyon lira arasında. Hani bana hep şunu söylüyorlar. Ya hocam Fenerbahçe'nin kulüp işte futbolcularının yıllık ücretleri 50 milyon euro. Çarp 50 milyon euroyu 19'da 950 milyon TL yapıyor. Bakın. Anladınız mı? Bunu anlatıyorum işte. Borç bitecek diyorum. Ya sen ne diyorsun diyorlar. Hadi buyurun. Yayın gelirlerinde zirve Fenerbahçe'nin. Bakın bu sadece şey. Şimdi ee, yayın gelirlerinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe 2021 22 sezonda 300-239 milyon liralık geliriyle ilk sıraya yerleşti arkadaşlar. Bakın yayında 239 milyon. Bu ondan hariç. Bu ondan hariç 239 milyon lira. Şampiyonluk payının yanına ligin 2. sırasında bitirmesine birlikte performans geliri ekleyen sadece yayın gelirlerinde en çok sağlayan kulüp oldu. Ee, Trabzonspor 202 milyon almış. Galatasaray tribünleri doldurdu diyor. Ee, %100 kapasiteyle oynanmaya başlandı pandemi sonrasında. İç sahada oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray 45.921 ortalama yakalamış. 40.023 ortalama ile Fenerbahçe izlemiş. Beştaş'ta 35.000 izlemiş. Hani bunların şeyi yok demek istediğim anladınız mı? 829 alsın, 827 alsın. 239 da buradan ekle. Yaklaşık 1 milyar. Yani futbolcuların yıllık ücreti buradan çıkıyor arkadaşlar. Anlatmak istediğim kısa ve öz buydu. Daha da detaylı anlatacağım ama şimdi zaman değil. Fenerbahçe iç transferde iki imzaya yakın. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Konu sapmasın diye. Dünya Kupası'na verilen arada Fenerbahçe iç transferde iki futbolcusuyla sözleşme uzatacakmış arkadaşlar. Bu iki futbolcu kimmiş? Altay Bayındır ve Mihaz Zaitz'mış. Öyle söylüyor. Şimdi Altay konusunda konuşmayacağım. Bir milyon kere konuştuğum için inanın artık midenizde bulantılara sebep olacaktır. Altay konusunda zaten siz de rahatsınız. Farkındayım. Fakat Zayt konusunda şimdi tüm imkanlar kullanılacakmış, talipleri varmış. Zayt kalmak istiyor diyor. Arkadaşlar. Dur bir iki cümle sonra söyleyeyim. İki takıma da ilgi artmış. Altay'ın sözleşmesinde özel bir madde varmış. Eğer Altay'la görüşmeler olumlu devam etti. Avrupa'da Avrupa'ya çıkış maddesiyle yeni sezona imza atması bekleniyor. Yani sözleşmesine Avrupa'ya çıkış maddesi koyup uzatacakmışız. Ben bir şey söyleyeyim mi? Abonesiniz. Videoları beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Şunu, şu videoları izlemeniz bile bana yeter. Ben Mustafa Hoca olarak duyumlarımı söylüyorum. Bugün itibariyle Ben Zayt %100 gider diyorum. Evet iki imza olur. iki sözleşme uzatma olur. Ama kiminle iki sözleşme uzatma olur? Bence Altay Binder ve Valencia ile sözleşme uzatma olur. Onu da söyleyeyim. Diego Rossi'ye İtalya'dan talip. Ben size ne dedim? Bunu haberleştirirler. Duyarsınız dedim mi? Dedim. Söyledim mi? Söyledim. İtalyan pasaportu var dedim mi? Dedim. La Gazzetta della Sport dedim mi? Dedim. Tutto Mercado dedim mi? Dedim. Uzun lafın kısası Torino Diego Rossi ile ilgileniyormuş. Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro civarında bir teklifle kapısını çalacak diyor. Daha çalmamış. 24 yaşında piyasa değeri 14 milyon euro 10 gole katkı sağladı. Şimdi arkadaşlar bakın. Hani bir laf vardır ya, İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ya da batırma diye. Biz hep çuvaldızı futbolcularımıza batırıyoruz. Batırmayın şekerim. Batırmayın futbolcularımıza. Ya kendi içimizde tamam eleştirelim. Maç oynandı bitti hocam puanlama yap. Diego Rossi onun üzerinden 3 oynadı. Yapalım ama söz konusu Fenerbahçe onu yapmayalım. Arkadaşlar 14 milyon euro piyasa diyor. Deyin ki aynısını biz almaya kalksak ondan aşağı alamayız. Deyin. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak adına. Şimdi piyasa değeri 14 milyon euro. 22 maçta 3 gol 7 asist ama dakika ve süreye de herhalde herkes bakıyordur. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Ben 5.5'a aldık. Rahatlıkla ve rahatlıkla söylüyorum. Rahatlıkla söylüyorum. 9 artıya satmamız lazım. Satamazsak zarar. Ama satılır mı? Satılır. Gençler Birliği'nden Arda Güler açıklaması. Arkadaşlar bu haber normalde çok uzun bir haber. Diğer haberler gibi. Ben siz beğeni atın diye. Yani ben bunlar bu videoların beğeni sayısına da bakıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Ben siz beğeni atın. Videolarda sıkılmayın. Dakikalarınız boşa geçmesin diye. Elimden geldiğince kısaltıyorum. Lütfen arkadaşlar. Bak. Gerçekten lütfen. İzlerken alttaki beğen butonuna bastığınız zaman. Bak katkınız şu oluyor. Bir beğeni, belki de 3 kişiye, 4 kişiye YouTube diyor ki bakın böyle bir video var. Şu beğendi. Siz niye beğenmiyorsunuz? Alın diyor isminizi vermiyor merak etmeyin. Bakın eğer bu videoya 1000 beğeni gelsin, 10.000'den fazla izleniyor. Çünkü gösteriyor. Bakın 1000 beğeni gelsin 10.000'den fazla izleniyor. 500 beğeni gelsin 5.000'den fazla izleniliyor. Hocam biz sizi çok seviyoruz, kanala destek oluyoruz falan. Sevgi eylem gerektir. Lütfen eyleminizi gösterin arkadaşlar. Bakın ihtiyacımız var. Lütfen. Ve YouTube yönetimiyle de dün görüşme yaptım. Yaptığım görüşmelerde sizler için birkaç tane sürpriz istedim. Mesela bir tanesi şey. Bana dedim ücretsiz bir hak tanıyın. 100, ki, 100 kişiye ya da bana vermenize göre 100 kişiye bir günlüğüne hediye üyelik verin. Bana sormanıza bir gerek bile yok. 100 kişi bir günlüğüne üyelik alsın. Gitsin üyeliği bir görsün, bir tadına varsın. Bak 100 kişi üyelik alsan ertesi gün 200 kişi üye olur bu kanala. Yaptıklarımızın sadece bir günlüğünü görün. Adım gibi eminim. Yani ya hocam 25 lira. Ya 25 lira para mı hocam ya? Bugün asgari ücret olmuş 7.855 lira. Hocam 7.855 mi olacak? Ne bileyim lan benim haberim yok ki. Belki de Allah söyletti. Hocam 7.855 çok az. Ne çok az adam benim maaştan hemen hemen aynı. Hiçbir şeyi yok yani. <laughs> yani şey yapmayın. Aa, Allah bereket versin. Maaş, para. inan onların çok önemi yok. Bereket önemli. Bakın bazı insanların, hayatta tanıdığım bazı insanların parası çok bereketlidir. O kadar bereketlidir ki yani normal bir insanın bin lirasıyla onun 100 lirası aynıdır. Harbi söylüyorum bak bazı insanların parası bereketlidir. Kaçırmayın. Mesela bizim kanalda da bazı arkadaşların parası bereketli. Haris. Buradan selamlarımı iletiyorum sana. Sen anladın ne demek istediğimi. Ya da birçok kişiye buradan selam iletmek istiyorum ama isimlerini vermemi istemezler muhtemelen. Sizin paranız çok bereketli. Onu söyleyeyim. Allah daha da bereketlendirsin. Kazançlarınızı daha da arttırsın. Ulan şuna bak 25 lira alıyor adamlara dua ediyor falan diyen olacak. Bilmeyin. Siz dedikodu gıybet günah points yapın. Bilmeyin. Ha! Kimse de günahımızı almasın. Biz güzel işlerde kullanıyoruz üye paralarını. O kadar söyleyeyim. Ötesine de girmeyeyim. Ötesine girersem yok şov yapıyor, yok reklam yapıyorlar. Gençler Birliği'nin isim sponsorluğuydu falan da filan da bir karışıklığı var. Bugün itibariyle borçlar sıfırlanıyor demiş. Dün kulübün içinde bulunduğu durum herkesin bildiğini ifade eden Gençler Birliği Başkanı As Başkanı Mehmet Soylu. 11 futbolcu dostçamız var. Bunların toplam 3.681.000 euro diyor. Şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. 11'den 9'u bittiyse 2 tanesi kaldı. Kalanlar da Cuma'ya kadar bitirmek zorundayız. Bitiremezsek 23'ünde eksi 3 puan. 2 dönem transfer cezası falan filan diyor. Eksi ee, 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. O sözleşme uzatması bile yok. Yani boştaki ismi de alamıyorsun. Of. 2 yıldır lisans çıkartamıyor. Çünkü burada da ciddi tıkandık. Ee, bu rakamlar ciddi maliyetler diyor. Arda Güler için konuştuk anlaştık diyor. Bizim alakadar eden kısım bu. Arda'nın satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu. Anlaşıldı. 2,5 milyon euroya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin euro bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi diyor. Hocam 200 bin euro bedel biçildiyse hepsi mi 200 bin euro? Hepsi 200 bin euro. Yani 2 milyon 700 bin euroya Arda Güler artı 4 futbolcunu alınmış oldu diyeyim. 11 milyon liraya isim sponsorluğu verilmiş. E, i̇ki yabancı bir tane de yerli firmayla konuşuldu falan diyor. Bence gerek yok. 3.6 3.9 mu diyordu. Al zaten 2.5. 200 de oradan ekle. 2.700 zaten tamam. Bunu ödeyip borsadan kurtulabilirsin. Başka isim istemiyoruz diyor. Gençler Birliği'nin az başkanı. Biz alakadar eden kısım ne? Arda Güler. Tamamen Fenerbahçe'nin oyuncusu. Hani an itibariyle Yeni transferimiz Arda Güler. Tamamen bizim oyuncumuz. İki tane sözleşme uzatmak kimdi? Ben Valencia ve Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Rossi konusunda bakın. Normal şartlarda benim devre arasında transfer beklediğimizi falan o duyumu vermem lazım ama vermiyorum. Niye vermiyorum? Bilmiyorum. İyi oğlum vereyim. Oo sen de her şeyi üyelikten. Ne yani şimdi üye olmayınca vermeyeceğim mi duyumu? Vermeyeceğim. Ağzımdan asla laf alamazsınız. Rossi'ye 9 milyon euroluk teklif geldiğinin asla öğrenemezsiniz. Üye olun öğrenin arkadaş. Üye olmasanız öğrenemezsiniz. O kadar basit. Son olarak Fenerbahçe'ye çifte Koreli diyor. Zaten biz bunu bir tanesini konuştuk. Win Ching Win Ching Sümeyye'nin Sung bir tanesi forvet olan. Fenerbahçe buna talip dedik. Ben hala beklemediğimi söylüyorum. Duyum gelirse aktarırım merak etmeyin. Öbürü de FC Seoul forması giyen stoper Sung Kim. Sung Kim. Hakikaten bu kim ya? Arkadaşlar bakın. Her sakallı dede değildir. Her Çinli böcük yemez. Her Çinli yarasa yemez. Her, her Kürt soğan yemez. Aradığım e, aristokrat Kürtler var. Asla soğan yemiyorlar. Her Türk asker doğmaz. Bunları öğrenin. Bazıları başka doğuyor. Ya da ne bileyim e, her kuşun eti yenmez. Hocam Güney Koreli mi? Alalım kesin Kim gibi çıkar. Lan yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya ya yok. Bir futbolcu görün. Ha şunu söyleyeyim. Daily Record'un haberine göre Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Ren'in de ilgilendiği tecrübeli futbolcu Chua Songa talip olmuş. Forvet 35 maça çıkıp bayağı gol atan futbolcum. 2022 Dünya Kupası'nda zaten 4 maça çıktı. Ben alma ihtimalimizi çok düşük görüyorum. Çünkü Avrupalılar çakal. Ürün satışı şu bu. Bize yedirmezler. Fenerbahçe'ye bir kim daha. Bak bu mantıklı bir başlık. Ben buna katılırım. Neden? FC Seul forması giyen Jusun kimin menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı diyor. Hayır. ilkten fazlası yapıldı bu arkadaşla yapılan görüşmeler birden fazla. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Mustafa Hoca olarak size zayıf bir duyum veriyorum. Ya yani güçlü duyum dersem şimdi çıkmazsa mahcup olurum. Ben size zayıf duyum veriyorum. Ju Sung Kim yani stoper olan arkadaşın alınma ihtimali yüksek arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Şimdi değil. Şimdi değil. Bu transfer döneminde değil. Sümeyye'ler ayıp olmasın. Bu transfer döneminde değil. Son olarak da toparlamak için söylüyorum. Bakın maksimum 1 milyar 379 milyon ile 827 milyon lira yani sponsor şu bu gelirlerini hesaba kattık. 1 milyar 379 olsa Fenerbahçe'nin geliri hadi kombineyi de dahil et. Yayın gelirini de dahil et olan 1 milyar 400 diyelim. Fenerbahçe'nin bu sene 2022 yılında ödediği para 250 milyon TL artı futbolcu giderleri. Yani futbolcu giderleri hadi 1 milyar olsun. 250 de oradan 1 milyar 250 olsun. Ki ben söylüyorum bu bu kadar değil. Bu bu kadar değil. Bilginiz olsun bu bu kadar değil. Burada bir olay var. yani 1, 370, 1, 1 200 diyelim. 250 de yayın havuzundan 1.450 UEFA'daki başarılar. Oradaki grup aşamasında alınan puanlar. Hani futbolcu satışları, Cart, curt ekstralar, ekstra bonuslar, işte dünya kupasında futbolcu oynadığı paralar çok gelir kalemi var, çok gider kalem var. Bunu muhasebeci arkadaşlarım daha rahat anlatırlar. Ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe'nin gidiş yolu iyi. Diğer takımların gidiş yolu yeterince iyi değil. Benden uyarması ama o bizi çok alakadar etmiyor. Benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteği sürdürürseniz sevinirim. Görüşmek üzere.